Özellikle araba satışlarında kullanılan EFT ile dolandırıcılık yöntemi nedir? Nasıl önlem alınabilir? En sık dolandırıcılık örneklerinden bir tanesi bu. Biz bu tuzağa açıkçası hepimiz düşebiliriz. Biz dikkat edeceğiz. Biz şimdi araba örneği vereceğiz ama bu herhangi bir ürünle ilgili de olabilir. Şimdi ne yapıyor? Siz biliyorsunuz ikinci el araba alım satım son derece güvenli. Ben diyelim ki arabamın sattık ilanı verdim. Birisi de çıktı ben bunu alacağım dedi. Bunlar bir de hani öyle bir görünüyor ki mesela fiyatı hemen kabul ediyor falan. Çünkü yüksek olması önemli. Yani bir de bir yerde satıcıya da cazip geliyor. Bir de bunlar öyle bir şey yapıyor ki konuşmalarıyla falan güven veriyorlar. Noterde buluşuyoruz. Bunlar ikna etme yetenekleri, giyimleriyle falan karşıdaki insanda bir güven duyandırıyorlar orada. Bakın önce hiçbir şey demiyor. İşlemler başlıyor. İşlemler devam ettikten sonra artık noter tabii soruyor bir yerde hani paranı aldın mı? Almadan zaten imzalamaması gerekiyor. Diyor ki ya bir dakika gelir misin diyor satıcıya. Ya bir özür dilerim bir mesele var diyor. Nedir diyor o da. Ya diyor benim diyor kuzenimden diyor. Şu kadar alacağım var diyor. Belki arkadaşımdan şu kadar alacağım var diyor. Tam da o bugün ödeyeceği tuttu diyor. Bu parayı diyor acaba bu arabanın parasını o gönderse olur mu diyor. Bak işte siz de diyorsunuz ki kendi kendinize. Ya bana ne? Kim gönderse göndersin değil mi? Önemli olan benim param hesaba geçsin. Peki diyorsunuz para geliyor. Bakıyorsunuz hesabınızda parayı görüyorsunuz. Arabanın parası geldi tamam. İmzayı atıyorsunuz. Arabayı aldım diyorsunuz. Sattım diyorsunuz. Böyle. İmzaları atıyorsunuz. Hayırlı olsun deyip çıkıp gidiyorsunuz. Aradan bir süre geçtikten sonra sizi ya bir tebligat geliyor ya da birisi arıyor. Diyor ki ben diyor sana diyor şu kadar diyor para gönderdim diyor. O paranın karşılığını diyor neye vermedin diyor. Ben sana borç gönderdim diyor başka bir şey diyor. Araba için gönderdim diyor. Arabayı niye başkasına sattın diyor. Çünkü o parayı gönderen de o çetenin bir elemanı. Siz tabii şok oluyorsunuz. Bir de ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın bu kısım çok enteresan. Gidiyor dolandırıcıdan savcılığa verebiliyor. Ya da vereceğim diyor. Araba satan kişiyi. Diyor ki ben diyor bu kişiye diyor işte araba alacağım diyor para gönderdim diyor. Arabam vermiyor diyor mesela. Ya da başka bir şey diyor. Ya da borç verdim diyor. Çünkü siz arabayı verdiğiniz kişiden değil bir başkasından para aldınız. Yani parayı ödeyen başka, arabayı verdiğiniz kişi başka. Bu arada siz hemen şunu yapmanız gerekiyor değil mi? Hemen ben gideyim bir mahkeme dava açayım. O arabaya gidip bir tedbir koydurtayım, durum ortaya çıksın. O araba çoktan satılmış oluyor. O araba gitti satıldı gitti. Zaten dolandırıcı adam. Bakın Uğur Bey ben burada şu anda çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunlar patates hat diye bir hat kullanıyorlar telefonlarda. Bu patates hat denilen hat şu. Mesela burada yabancılardan işte çaldıkları kimlik bilgilerinden falan filan gidip hatlar çıkartıyorlar. Adam burada bile değil belki. Suriyeli, Afganistanlı başka bir ülkeden. O hatlardan konuşuyorlar. Bütün konuşmaları o hatlardan geçiyor. Dolayısıyla bunları bulmak da o kadar kolay olmuyor. Ayrıca para nereye yatıyor biliyor musunuz? Şimdi kiralık hesap diye bir yöntem var bunlar. O ayrı bir başlık. Yani hesap kiralıyorlar. Mesela genç bir çocuk farkında değil durumun. Diyor ki ben diyor ya diyor işte arkadaş gibi tanıtıyor kendisini sosyal medyada tanışıyor. Diyor ki ya ben diyor hesabını diyor sana diyor ayda diyor örneğin 2000 lira vereyim. Çünkü benim diye hesabımda sıkıntı var diyor. Senin hesabını kullanabilir miyim bir süre diyor. Bu hesabı paranın geçiş için kullanıyorlar. Para oraya giriyor. Oradan çıkıyor gidiyor. Yani yakalandı. Yakalanan kim oluyor? O çocuk işte hesabı olan. Patates hat kimin adınaysa o kişiyle yakalanıyor. Bunların yakalamaları daha zor oluyor. Yani bayağı ama çökertilen çete var bunu da söyleyeyim size. Bu şekilde olay ilerliyor devam ediyor. Bir de siz ben suçlu değilim diye bunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Bakın en dramatik kısmı bu. Beni dolandırdı diyor dolandırıcı. Dolandırıcı dolandırıldığını söylüyor. Evrak kağıt üzerine baktığınız zaman öyle görünüyor çünkü. Parayı almışım ben, arabayı vermemişim gibi görünüyor. Yani yapmaları gereken şey şu Uğur Bey. Diyecek ki bak kardeşim ben arabayı kime sattım? Şuna sattım. Para ondan gelecek. Ve açıklamasına da şu arabanın bedeli diye yazacak. Şu aracın bedeli. Bakacak o onu görecek orada açıklamayı. Kime sattıysam EFT veya havaleyi o kişi gönderecek. Başkasından gelen EFT veya havaleyi kabul etme. Etmiyorum kalk hadi satmıyorum. Diyecek bunu diyecek. Bunu dedirtmek zorundayız. Bu tuzağa düşen çok insan var. Uğur Bey. Ya düşünsenize hem arabası gidiyor bir de dolandırıcılıkla suçlanıyor. Çok dramatik bir şey. O yüzden hani buradan biz uyarmış olalım dostlarımızı, arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı. Ya bu tuzağa düşmesinler. Hocam bizim de daha belki bir ay önce falan bir akrabamızın 1 milyon TL'ye yakın parası dolandırıldı. Öyle mi gitti? Yine araba mevzusu notere gidiyorlar. Adam diyor ki ben sana ETF attım diyor dekont gönderiyor. Ha, o da ayrı bir dolandırıcılık. O da ayrı bir dolandırıcılık. Bak onu da anlatayım ben size. İkinci el arabada başka bir dolandırıcı türü şu. Bana dekontu gösteriyor ama daha para gitmeden onu iptal ediyor. Veya mesela şimdi ertesi gün yapılacak olan bir işlem düşünün. Ya odun alacağım abi birisinden. Gittim ben oduncuya odun alacağım. Diyorum ki bak bugün cumartesi.
Hani biliyorsun ben sana EFT'yi ancak pazartesi gelmek üzere yaparım diyorsunuz. EFT'yi yapıyor, gösteriyor. Dekontu veriyor bak. Odunları alıp gidiyorum ben abi. Hemen o yaptığım EFT şeyini, çünkü daha pazartesi gidecek ya EFT. Onu iptal ediyorum. İptal ediyorum ve odunları almış oluyorum. Veya işte elbise veya başka ne alırsam. Sizin olayda nasıldı Uğur Bey? Şöyleydi hocam. Notere gidiyorlar. Diyor ki artık ödemeyi yapalım. İmza atılacak çünkü. Tam imzaya atacak. Gösteriyor işte. Dekontu sana attım diyor. Adam dekontu açıyor. 1 milyona yakın tamam. Bir para var. Tamam. Ama ne yapmışlar biliyor musun hocam? Yazılımla dekontu kopyalamışlar. Tarih değiştirmişler. Of, of, of. Yani gerçekten bir PDF dekontu geldi. Orada para yazıyor, isim yazıyor. Hesabına bakmıyor mu o? Hesabına bakmıyor. Hesabına bakıyor. Diyor ki 1-2 dakikaya düşer diyor. 1-2 dakikaya düşer diyor. Antizok tatlı. O ara imza atılıyor. Ondan sonra adam diyor ki gelir diyor. Sıkıntı yok diyor. Ben sana zaten dekontu attım diyor. Gün içinde gelir diyor. Ondan sonra aynı gün arabayı başkasına satıyor. Arabada da orta yok. Para ortada yok. Öyle kalıyorlar yani maalesef. Ya işte bunu mesela şunu da yapabilir. EFT'yi yapıp arkasını iptal etme. Alır dekontu arkasını iptal eder. İptal etti mi zaten yine tuzağa düşebilir. En sağlıklısı şu değil mi hocam? Adam parayı önce hesabına girdiğini görecek. Bakacak. Ve muhataptan mı gelmiş bu para? Bunun garantisi bu. Yani iki tane şey yapacak. Kimden geldi? Muhataptan mı geldi ve hesabımdan mı para? Ondan sonra sorun yok.